İtikatta mezhep diye ikiye ayrılmış. İki tane mezhep var itikatta. Evet. Şimdi iman kıldan ince, kılıçtan keskin diyordu eskiden. Niye ikiye ayrılmış? Aralarında da 13 meselede ihtilaf var diyorlar. Bu biraz kafama dağıttı. Çok kişilere sordum, cevap alamadım. Bir de Diyanet'e soralım dediniz. Bir de Diyanet'e soralım. Eyvallah. Geldi. Tamam. Eyvallah. Soralım Abdülkadir Bey, bakalım sebebi neymiş efendim. Hocamdan bilgileri alalım inşallah, aydınlanalım. Teşekkür ederim, hayırlı biz akşamlar. Teşekkür Allah'a ederiz. emanet olun. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Evet hocam. Güzel bir sual. Şöyle diyelim Furkan Bey, şimdi bizim dini hükümlere baktığımızda dini hükümleri genelde üç kısımda özetleyebiliriz. Bunlardan birisi itikadi hükümler, inanç esasları, diğeri işte ameli hükümler, üçüncüsü de ahlaki hükümler. Yani şöyle diyelim, ağacın kökleri tabir caizse inanç esaslarıdır. Çünkü kök olmadan ağaç duramaz. Evet. Ağacın dalları, gövdesi de ameli hükümler. Meyve de ahlaki hükümlere benzetebiliriz. Çok haklı olarak kardeşimiz diyor ki, inançta ayrılık olmaz. İnanç esasları aslında içtihada kapalı alandır. Yani evet, inanılması gereken şeylere herkes tereddütsüz inanacak. Peki niye iki tane mezhep var? Aslında gerek Eş'ari gerekse Maturidi. İki ekoldür bunlar. İki okuldur. Bu inanç esasları konusunda, yani imanın esasları konusunda, işin özü konusunda bu iki mezhebin de aralarında fark yok. Kardeşimiz işte şu kadar fark var dedi. Doğru. Bunlar çok detaylardadır. Bu genel kaideler aynı aslında, evet, değil mi hocam? Bu alimlerimiz Allah rahmet eylesin. Amin. Ne yaptılar? Bu inanç esaslarını, itikat esaslarını bizim daha iyi anlamamız için şerh ettiler. Yani Allah'ın zatı sıfatları ile ilgili, Allah'ın varlığında zaten tartışma konusu olmaz. Tabii. Ama Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ile ilgili, kelam sıfatı ile ilgili mesela, Allah'ın bu kelam sıfatı zatıyla kaim midir, değil midir, işte sıfat nedir gibi böyle çok detaylarda tartışmalar var. Yoksa inanç esasları, ameli mezheplerde olduğu gibi içtihadın, içtihada açık alan değildir. Onlar daha zaten çok onları belli, değil kavramada, hocam? Kavramada, anlamada bir takım yorumlar yapılabilir. Ama inanç esasları gerçekten söylediğimiz gibi yani belirli bir şekilde belirlenmiştir. İnanmamız gerekir. Herhangi bir tereddüt söz konusu olmaz. Peki hocam, teşekkürler. Ahmet Karagöz de bu konuyla ilgili daha geniş bilgi verebiliriz belki kardeşimize. Ama şunu söylüyorum. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında da çıktı. Mesela kelam ilmi giriş diye burada rahmetle analım. Kelam konusunda, yani bu inanç esasları, hı hı, itikatla ilgili bu konularda hocamız Bekir Topaloğlu, Allah rahmet, Allah rahmet eylesin, hocaların hocasıdır. Onun kelam ilmi giriş diye çok güzel bir eseri var. Başkanlık yayınları arasında yayınlandığını zannediyorum. Yine Sabuni Akaidi ile ilgili, yani bu konuda geniş bilgiler var. Bu kitaplara bakarsa, İslam ansiklopedimiz var bizim. Orada da bu itikat maddesine bakarsa, hakikaten orada daha geniş bilgiler bulabilir kardeşim. Eyvallah, ama dediğimiz gibi burası biraz daha teknik bir, evet, alan. Biz daha çok amelde mezheplerimizle alakalı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Ama istenilen bilgilere hocamın saydığı kitaplardan da ulaşabilirler.